Oğluna araba alma hayaliyle yıllardır dişinden tırnağından arttırıp para biriktiren bir annenin 80 bin lira değerindeki tüm birikimi hırsızlar yüzünden buhar oldu. Üstelik para kokusunu alıp eve giren o hırsızlardan biri de evladının arkadaşı çıktı. Bizim eve hırsız girdi. Altında paralar bunun altındaydı. Hırsızlar da oğlumun arkadaşları çıktı. Evine hırsız girdi. Evde ne varsa. Dolarım vardı, altınım vardı çaldı, nakit param vardı. Hepsini çaldı. O hırsızlar oğlunun arkadaşları çıktı. Oğlum ne diyeyim, şok oldu yani. Bizim eve giren çıkan çocuğumu çok iyi arkadaşları. Yapmaz işte, vicdanı varsa yapmaz. Bakın. Nazlı gencin yıllarca dişinden tırnağından arttırıp biriktirdiği yaklaşık 80 bin lira nasıl buhar oldu? Emeklerimi harcadım. 2 iş yaptım, 3 iş yaptım. Çocuğumun üniversite parasıydı o para. Kim nereden biliyor ki evde bu kadar para olduğunu? Yani kimse bilmiyor ama ben gündüz evde yokken oğlumun arkadaşı gelip gidiyormuş. 49 yaşındaki Nazlı genç Üsküdar'daki bu evde yaşıyor. 18 yaşında bir oğlu var. Oğlumla gelmişler saat 10'da, kahvaltı etmişler, 11 gibi çıkmış evde. Oğlum işe gitmiş, o da ayrılmış. Diyor ki ben sizin evde tespihimi unuttum diyor. Evde kimse yok diyor. Hırsızlar tespih yalanıyla evin boş olduğunu öğrendi. İddiaya göre 2 kişi dışarıda nöbet tuttu. Biri de ellerinde eldivenle, yüzünde maskeyle işte buradan güpegündüz eve girdi. Kesin anahtar yaptılar, anahtarla girdiler. Laf arasında oğlum demiş ki 40 bin liramız var, annem bana araba alacak demiş. İddiaya göre arkadaşları 18 yaşındaki oğlunun ağzından laf aldılar ve evde para olduğunu anladılar. Oğlumu yatağını hiç karıştırmamış. Yani bu döşek yerdeydi. Hırsız girdiği gün eve hiçbir yeri karıştırmadı. Direkt bu odaya geldi ve bu yatağın altına yöneldi. Eline koymuş gibi geldi, buldu. Paralarda, altınlarda, bu çantanın içinde, bu yorganın arasındaydı. 4.425 dolardı. 18.500 lira. 20 gram bir altınım vardı. 5 tane yarımım vardı. 9 çeyreğim vardı. Hepsi bundaydı. Nazlı Hanım da, oğlu da perişan. Günlerdir gözlerine uyku girmiyor. Çok ağladım. 4 gündür ağlıyorum. 4 gün yemek yemiyorum. 2 kişi tutuklandı. 3. kişi daha kayıp aranıyor. Madem manevi zararımı karşılasın, bu işin peşini bırakmayacağım.